Sevgili seyirciler merhaba. Bir işkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz Hüma Özay. Kendisiyle çok keyifli bir sohbetimiz olacak. Fizyoterapist ünvanı da. Bugün değineceğimiz konular çok detaylı. Kendisinin projelerinden bahsedeceğiz, alanlarından bahsedeceğiz. Hoş geldiniz Hüma Hanım. Merhaba. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel konu başlıklarımız var. Ee, çok kıymetli bir sohbet olacak bu yayın. Ama e, hazırladığımız sorular var. Biz program öncesinde biraz sohbet etme fırsatı bulduk sizinle. Çok detaylı da görüştük. E, ama istiyoruz ki izleyicilerimiz de bunlardan faydalansınlar, onlar da bilsinler. İlk sorumla başlıyorum o zaman. Travma ve stres üzerine çalışan bir fizyoterapist olmaya nasıl karar verdiniz? Aslında e sosyologum öncesinde ben hı hı. ve bir travma yaşadım. Ee, hani böyle damdan düşeni getirin derler ya böyle hı hı. doktor yerine. Ben gerçekten damdan düşerek başladım. Ee, çok küçük bir yumuşak doku zedelenmesiyle böyle bir saldırıya uğradım ve iki parmağımda böyle morarma oluştu. Öncesinde hiç önemsemedim, güldüm, geçtim. Ama e, o gülüp geçtiğim hadisenin daha sonra travma sonrası stres bozukluğuna yol açtığını hı. fark ettim. Böyle uykularım bölünüyor tedirgin oluyorum. Gerçekten böyle zor bir deneyimdi benim için. Ondan sonra internetten, Google Doktor'dan ararken böyle abi baktım travma so sonrası stres bozukluğu yaşıyorum ben. Nasıl geçer? E, o sırada Trauma e, Releasing and Exercise diye bir seri buldum. Travma ve stres sağlatım egzersizleri. Ondan sonra Aa, dedim benim bunu almam lazım. <laughs> ve e, araştırırken Türkiye'de bu eğitimi ve bunu yapan kişi olmadığını gördüm. Dedim bunu kesinlikle benim almam lazım. Türkiye tam böyle işte depremler olsun, felaketler olsun. Bir travma ülkesi aslında. Hı -hı. Hani coğrafyamız biraz buna eğilimli Hı -hı. ve ben de işte dedim ki alayım ben bu eğitimi. Hem bana benim bana benim işime yarar hem de ülkemin işine yarar. Hı -hı. Ondan sonra kimler alabilir diye baktığımda yoga eğitmenleri, fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü mezunları, işte psikoloji o dönem öyleydi. Ondan sonra ben hemen dedim ki yoga eğitmeni oluyorum. Yoga eğitmeni olmaya başlayınca işte eğitimler veriyorum, alıyorum falan. Aha dedim ben biraz da fizyoterapi ve rehabilitasyon okuyayım ve fizyoterapist olma yolculuğuna öyle başladım. Hayır. Daha sonra da fizyoterapist olduktan sonra hemen o eğitimi de almış oldum. Harika. Aslında hepsi bir bütün. Değil mi? Birbirini Aynen, tamamlayan durumlar. Ve sizin de çok severek yaptığınız belli oluyor. Ben başarılarınızın devamını diliyorum. Aşkım. Süpersiniz. Harikasınız. Aslında biz her sektör için, ben her programında da söylüyorum bunu. Her sektör için aynı şeyi söylüyoruz. İçten gelerek ve severek yapıldığında hem verimlilik artıyor hem de başarı kaçınılmaz Aynen. oluyor aslında. Herkesin huzur bulduğu, gerçekten kendine ait hissettiği işlerde bulunması gerekiyor. Siz de bunun en büyük örneğisiniz. Harikasınız. O zaman diğer soruma geçiyorum hemen. Bahsettiğiniz travma. Bir durum yaşadım dediniz. Bu travma ve stres sağaltım egzersizleri bedenimizi nasıl etki ediyor? Aslında bedenin çok doğal bir savunma mekanizması ve bunu savunma mekanizmasının ardından da iyileşme mekanizması var. Hı hı. E, travma tepkisi aslında bir savunma mekanizmamız e, ve biz bu travma sağaltım egzersizlerinde çok güvenli bir ortamda sizi strese soku, sokulduğunuzda yapacağınız hareketler, yani mesela bir kaplandan kaçarken, bir aslan sizi kovalarken kullandığınız kasları çok güvenli bir ortamda kullanmanızı istiyoruz. Biraz yoruyoruz o kasları. Hı hı. Ve aynı zamanda sempatik sistem diyoruz biz buna. Böyle savaş, kaç tepkilerinin verildiği sisteminizi uyarıyoruz. Ondan sonra da hemen ardından vagus sinir diye bir, siniriniz var bedeninizde. Hı hı. O vagus siniri aktive eden e, dönüşümlü egzersizler yaptırıyoruz. Böylece siz e, hem strese girmiş hem de rahatlamış oluyorsunuz. Hem stres rahatlama, stres rahatlama böyle bir e, şey gibi toplar havada uçuşuyor. Hı hı. Ondan sonra beden iyileşme e, şeylerine başlıyor, kasılmalarına başlıyor. Hı hı. Böyle e, bedenin bütün yayılan e, tonik klonik deriz biz. Hani kasıp gevşediğiniz hareketler başlıyor bedeninizde hatta şey danışanlar böyle yapıyor ben mi yapıyorum şu anda bedenim mi yapıyor diyorum ki siz yapmıyorsunuz bedeniniz yapıyor yorulduğum için mi bu kas Hayır diyorum iyileşmek için şu anda oluyor bilincinizi kaybetmiyorsunuz tonik kronik kasılmalar içinde ve orada bedende sinir sisteminizde kilitli olan Geçmiş dönemde yaşadığınız kapatılmamış pencereler diyorum. Stresle ilgili kapatılmamış pencereleriniz yavaş yavaş birer birer kapanmaya başlıyor ve bu egzersizler sonrasında başka bir bedene uyanıyorsunuz, başka bir bedene kavuşuyorsunuz. Harika, süpersiniz. Peki bunlar sizin oluşturduğunuz teknikler mi? Hayır, aslında David Berceley'nin öncülük yaptığı ve gerçekten böyle askeri e, e, şey mücadelelerde bulunmuş savaş gazilerine hatta deprem bölgesinde afet bölgesinde Tusun hem bölgelerinde insanlara uyguladığı bir teknik bu hmm. dünyada aslında çok yaygın. Hı hı. Kendisi de müthiştir. Yani Harika. hani tabii ki ben hani böyle küçük bir yolcusu hani böyle onu Çok takip güzel. eden bir eğitmeniyim. Süpersiniz. Siz de o sürdürülebilirliği sağlıyorsunuz. Çok güzel. Peki stressiz yaşam mümkün mü? Ee, aslında stres dediğimizde herkesin hayatında var olan bir şey. Ee, ve daha az stres yaşamak için neler tavsiye edersiniz? Ee, aslında stressiz yaşam mümkün değil. Zaten e, mümkün belki de eğer böyle çok güvenli, çok korunaklı bir fanusta yaşıyorsanız mümkün. Ama biz bugün bu yayını yapıyorsak, biz bugün bir yerlere geldiysek ve medeniyetimiz bu noktada ise <laughs> kesinlikle stres nedeniyle oldu. Stressiz bir hayatta bu medeniyet gelişmezdi. <laughs> Önemli olan ne? Bir stres yaşadığımız zaman <laughs> e, bu stresi sağaltabilmek yani siz mesela burada benimle beraber yayın yapıyorsunuz arkadaşlarımız orada arka planda çalışıyorlar yoğun Hı -hı. bir çalışma atmosferi ve her konukta her programda bir pencere açıyorsunuz Hı -hı. İşte stres pencereleri stres döngüsünü tamamlamak önemli stres döngüsünü nasıl tamamlarsınız kendinize ben şu anda güvendeyim Hı -hı. yani burada bir şekilde güvende olmadığımız bir durum yok ama ne olursa olsun işte dilimiz sürçmeyecek, herhangi bir hata yapmayacağız. Bu işte sandalyeden yuvarlansak mı ama işte ekranda doğru çıkıyor muyuz? Hani bütün bunlar aklımızda bir dünya soru var şu anda hı hı. ve e, bu yayının sağlıklı geçmesini sağlayan bir durum bu. Hı hı. Fakat daha sonra sizinle beraber içtiğimiz küçük böyle tatlı bir hani bu yayın sonrasında yapacağımız küçük bir sohbet, bir gülme, işte belki küçük bir şarkı söyleme. Ardından işte eve gidip belki bir 2 dakika dans etmeniz bile bu stres döngüsü pencerelerinizi kapatmanızı olanak sağlar. Hmm. Ve eğer stresli bir günün ardından geçip böyle kendinize 10 dakika en azından şu anda güvenliyim ve rahat bir ortamdayım demediğiniz noktada pencereleriniz açık ertesi güne uyanıyorsunuz. Hmm. Onu istemiyoruz. O zaman bütün gün stressiz olmamız mümkün değil. Evet, Sadece bak. streslerimizden arınacağımız vakitlerimiz olabiliyor. Aynen öyle. Çok doğru. Çok da güzel ifade ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Peki e, şimdi sizin yaptığınız çalışmalar var. Evet bu alanlarınızdan bahsettik. E, sizin uygulamalarınızdan bahsettik. Faydalarınızdan, katkılarınızdan ama bir de bu e, projeleriniz var. Çok değerli, çok önemli. TÜBİTAK projeniz var. Bundan da bahsedelim seyircilerimize. Aslında bu benim gerçekten en önem verdiğim projeler, projelerimden biri. Hı hı. Dünyada ilk defa animasyonla rehabilitasyonu birleştirdik. Hı hı. Ve bir çizgi kitabımız var, böyle çocuk hikaye kitabımız var, bir tane çizgi filmimiz var, müzikleri var projenin. Ve tamamen ücretsiz olarak bu toprakların çocuklarına hediye ettik. Hı hı. Düz tamamlıkla ilgili sorun yaşayan bütün çocuklarımız işte aileleri güçlüayaklar.com'dan tamamen ücretsiz olarak bu egzersizlere ulaşabiliyorlar. Hayır. Bu da benim için hakikaten çok çok gurur duyduğum ve önem verdiğim bir proje. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ve ben e, bu konunun aslında daha çok e, konuşulması gerektiğini düşünüyorum sizin tarafınızdan ki siz de onun için zaten amacınız evet. bu. Evet. Teşekkürler e, sesimizi e, duyurmamıza vesile olduğunuz demek. için. Biz teşekkür ediyoruz. Asıl bu şekilde ülkemize katma değer sağlayan bir projede yer almış olmanız ve bunun sizin fikriniz olması hayata geçirmiş olmanız ve ekstra bunun ücretsiz bir şekilde hizmet veriyor olması. Bu toprakların çocuklarına Süper. küçük bir hediyemiz olsun istedim. Çok güzel. Süpersiniz. Tabii ki siz sizin alanınız başından sonuna kadar sizin hakim olduğunuz bir durum. Bu doğrultuda da eksikliklerin olduğu noktada siz devreye girmek istemişsiniz. İnsanların hayatına dokunan bir mesleğiniz var. Onların hayatlarını güzelleştirmek için çabanız. Ben sizi tebrik ediyorum. Çok ve teşekkürler. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Umarım bundan sonra seçimde yine sizin gibi öngörülü, ve vizyonu geniş insanlar bu projelerde var olmaya devam ederler. Çünkü Umarım. çok değerli. Evet ücretsiz olması çok kıymetli. Günümüz şartlarında pek de özel e, imkanları sağlayamayabiliyoruz. Ama e, belki bu doğrultuda bu projeler daha fazla çoğalırsa bu dengeyi de sağlamış olabileceğiz sayenizde. Umarım. Harikasınız. Umarım her şey gönlünüzce olur. Çok bundan teşekkür Bundan sonrasında Zay. da. E, bir de son olarak... Sizin tam senin tipin adlı bir kitabınız var. Biraz da bundan bahsedelim Hüma Hanım. Günümüz dünyasında e, böyle aslanlar, kaplanlar, ayılar bizi kovalamıyor. Hı hı. Günümüz dünyasında en büyük problemimiz ilişkiler. Hı hı. Ve özellikle ilişkiler olduğunda özel ilişkiler çok daha ön plana çıkıyor. Hı hı. Ben de e, böyle biraz mizahı kullanarak, çizimleri kullanarak e, bu ilişkiler dünyasında yaşadığımız stresleri, hı hı. Işte doğru kişiyi nasıl bulabiliriz? endişelerini bir parça beden şey kafamızdan uzaklaştırıp sistematik hale getirebileceğimiz küçük eğlenceli böyle hafif rehber ehl, e, olma özelliği taşıyan eğlenceli mizahı kullandığım küçük bir kitap yaptım. E, tam senin tipin böyle bir parça kadın danışanlara böyle Süper. bir e, şey çalışma. Harikasın. Siz hem aslında çocuklara hem yetişkinlere hitap tık, edecek tık, tık. şekilde kendinizi e, hizmet vermeye adamışsınız aslında. Ya hayatın dertlerine ve yaralarına dokunabildiğimiz kadar kendi hayatımız içinde onu Çok yapmaya farklı. çalışıyoruz yani. Aslında biraz da böyle mi şifalanıyor Süma Hanım? Kesinlikle. Yaralarımızı iyileştirdikçe, hı hı. yani başka yaraları iyileştirdikçe hı hı. E, şiron gibi mitolojik bir hikayedir. Hı hı. kendi yaramızı iyileştiriyoruz. Evet. Ve Alma ulaşamadık. verme dengesi. Aynen, öyle. Çok Aynen öyle. Süpersiniz. Çok keyifli bir sohbetti Hüma Hanım. İyi ki geldiniz. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum ben. Başarılarınız daim olsun. Programımızın sonuna yaklaşırken seyircilerimize son sözleriniz nelerdi? Stres döngülerini kapattığımız keyifli bir yaşam dilerim bütün izleyicilerimize. Çok teşekkür ediyoruz Hüma Hanım. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler bir programımızın daha sonuna geldik. Sevgili Hüma Özay bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.